Merhaba arkadaşlar. Bugün Badi ile Bulut'u dağa çıkardım. Yaşlı Bulut'u. Biliyorsunuz Düney'in Badi ile diğer Bulut arasında bir sorun yaşanmıştı. O yüzden onu bırakamadım bugün. Normalde üçünü birden bırakacaktım. Ama Badi yaramazlık yapıyor biliyorsunuz. O yüzden onu bırakamadım. Biraz aralarından zaman geçsin. İlk defa birbirini test ettiler. Dağ bayır dolaşıyorlar. Aferin oğluma. Aferin Bulut'uma. Aferin oğlum. Şeyim benim. Gel. Gel. Yaşlı Bulut'umuz yaşına rağmen çok iyi dolaşıyor. Dağ bayır. Demin Badi onunla da bir ufak oynamaya çalıştı. Bulut hemen tersledi. Ekeliğinden, yaşlılığından çok oynamayı sevmiyor. Allah'tan Badi'yi tanıyor. Badi yavruyken Bulut'un yanında büyümüştü. Doğduktan sonra bir 6-7 aylık olana kadar Bulut'un yanındaydı. Ondan sonra köye göndermiştim, başka bir köye, dayımın yanına. Oradan geldi. Bulut da onu tanıdığı için iyi anlaşıyorlar. Tabi Badi yaramazlık yapmazsa. Haydi bakın oğlum. Gelin bakayım. Bayağı yoruldular. Ta şu gördüğünüz karşı dağlara kadar, yamaçlarına kadar çıktılar, dolaştılar. Bulut sanırım bir koku aldı. Tavşan falan kokusu mu artık? Biraz üst sürdü geldi. Badi de beraberdi. Badi, aferin oğluma. Badi ekeleşiyor, kazınmaya başladı. Bu ekeleştiğini gösteriyor. Zaten biliyorsunuz çok hiperaktif, duramıyor yerinde. Onu ancak dağa bırakarak sakinleştirebiliyorum. Aferin Badime. Yaşlı Bulut. Görüyor musunuz Bulut arkadaşlar? Aferin oğlum ha. Aslanım benim. Hadi ne bakayım. Bulut'un yavrularını sabırsızlıkla bekliyorum. Birkaç gün içinde olacak inşallah. Sizlerle paylaşacağım. Çok seviyorum Bulut. Herkes biliyor bunu. Özellikle onun yavrusunu almayı çok istiyorum. İnşallah nasip olacak, yavrulara bir sıkıntı olmazsa bir çift yavrusunu alacağım. Daha önce de bahsetmiştim. Bulut gerçekten çok sert bir köpek ve çok ciğerli. Ufak biraz boyu, 75-76 santim civarında küçük bir köpek ama mangal gibi yürekler derler ya, o derece. Gençliğinde yani 3 tane 4 tane köpeğin içine tek başına giriyordu korkusuzca. Ve dövüştüğü zaman da şimdiye kadar 3-4 köpek de boğduğunu, hiç ses verdiğini, diş attığını hiç kimse görmedi. O kadar da sağlam bir çekeri var arkadaşlar, çok sağlam bir köpek. Korkusuz. Dayak yese de uslanmıyor yani. Ayırırken bile yine bu durmuyordu. Dövüldüğü halde, boğulduğu halde bu peşlerine düşüyordu. Öyle sert ve aksi bir köpek. Onun ciğerinden dolayı çok seviyorum. Gerçekten mangal yürekli. Ve çok akıllı arkadaşlar. Bizim yaylada hayvanlarımız var, ineklerimiz var, babam gidin sürüler var. Normalde insana hiçbir şey yapmaz. Sadece sürüye yaklaştığı zaman saldırıya geçer. O da tutmaz, gelir önüne. Havlar bırakmaz sürüye yaklaşmanı. O derece akıllı, çok karakterli bir köpek. Bulutumuz, emektarımız. Yaşlı ama çok dinç. Gördüğünüz gibi yetişemiyorum arkalarından. Bulut. Hayır oğlum, hayır. Gel. Terör giden içeri giriyor. Tellere takılır da. Gel Badi. Hayır oğlum, gel. Gel oğlum, gel. Askeriyenin tel örgüsü var, oradan içeri girdi Bulut. İnşallah yara almadan çıkar da. Teller bayağı keskin, sivri. Gel, gel, gel.
Hadi aferin oğlum benim. Aslana. Yoruldun mu oğlum? Gel bakayım Bulut. Şu bakışlarına, sertliğine bakar mısın arkadaşlar? Bulut. Aferin benim babama. Aferin oğlum. Hayır, hayır. Hadi yapma bunu bak. Hadi. Hadi bak. Aynı şeyi yapıyorsun yine hadi bak. Biliyorsun Bulut oynamayı sevmiyor. Tutturacaksın kendini sonunda. Yaşlı Bulut ona benzemez buddy. Sakın öyle bir hata yapma. Gördünüz arkadaşlar buddy hemen oynamaya çalıştı. Bulut hemen tersledi. Heykelin verdiği şeyle. Bulut daha az yaramaz değil yani. İlla kendini tutturacak. İyi çok şükür. Şey yapmadılar. Alışkınlar dediğim gibi. Bunları gezdirmek daha kolay olacak. Diğer Bulut'u nasıl yapacağım bilmiyorum. Sıkıntı çıkardı Badi ile acaba. Tekrar yapar mı bilmiyorum ama deneyeceğim. Tekrar birbirlerine alıştırmam lazım. Hayırlısı diyelim. Onu bugün bırakmadım o yüzden. Dün vukuat yaşadık diye.